Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle zayıf kovanımızın 5. videosunu paylaşacağım. Yer kuşağısı aydın. Hava sıcaklığımız yaklaşık olarak 18 derece. Bir haftadır yağmurlu gitti havalar ve kovanımızın durumunu merak ediyorum. Sizlerle beraber, hep beraber kovanımıza bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kovanımızın kapağını açıyoruz. Bakalım. Kovanımızın kapağının altındaki arımızın durumu nedir? Hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Burada açmışken zayıf kolonimizdi bu. Zayıf kolonimizi bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Çünkü üşütmememiz lazım. Boşluğu çuvalla örttük. Bölme tahtasından sonra aklıma geldikçe söylemek istiyorum. Dediğim gibi polen geldiği için keki dokunmuyorlar. Almıyorlar keki. Kek konusunda da herhangi bir kek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa bu kek olacak diye bir kanun kural yok. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Sonuçlardan başlayalım. Durumu nedir? Hoppa. Evet. Sonuçlarımızda kapalı yavrular mevcut. Anlarımız buralara yumurtasını atmış. Görüldüğü gibi ben artık sıkıştım diyor. Beni kurtarın diyor için açıkçası. Evet. Çıta atmakta biraz geç kaldık. Çünkü dediğim gibi ben haftada bir kere bakabiliyorum. O yüzden geç kalındı. Evet komple kapalı yavruya dönmüş. Anlarımızın artık yumurtlama olasılığı kalmamış. Yumurtlayacak alanı kalmamış. Gördüğünüz gibi en sona yukarıya kadar doldurmuş bunu. Şöyle bir daha bakalım. Gördüğü gibi komple dolu. Stok durumumuz iyi gözüküyor yukarıdan şuradan. Gördüğünüz gibi polen geliyor güzel bir şekilde ama geçen hafta yağmurluydu havalar. O yüzden biraz problemli geçti bizim için bu hafta. Aynı şekilde çıkan yerlere anarımız günlükleri dolduruyor hemen. Artık ben sıkıştım diyor. Evet görüldüğü gibi buralarda da şuralarda kapalı yavrular var. Ortada günlük larvalar var. Günlük larvalar var. Günlük yumurtalar var mı? Hava biraz döndüğü için güneş kayboldu. O yüzden göremedim onları. Ama düzeni iyi. Anarımızın verimi de iyi. Bunlar geçen seneki bölmelerimiz. Hani Muhsin Doğral hocamızın bal akımında 3 seri halinde bölmemiz istediğimiz kovanlardan yapmış olduğumuz bölmemiz. Bu en son bölmemizdi. Evet. Bunda da aynı şekilde. Boş yer yok. Bal stoğu var. Erkek arı gözleri artık yavaş yavaş başlamaya başlamış. Bunlar önemli. Şurada da zaten şey var. Sahte anarı gözleri var. Onlar çok önemli değil arkadaşlar. Arı sıkıştığı zaman anarıyı teşvik için yapıyor onu. Bak şurada arının geliştiğini nasıl anlarız? Erkek arı gözlerini petenin alt kısmına asmaya başlamışlar artık. Bahar geliyor. Bir de arı artık sıkışmaya başladı. Erkek arı gözlerini daha çok sıklaştıracaktır. Şurada da var. Bu durumda da var. Artık bunu rahatlatmamız gerekiyor. Çıta koyacağız. Kabartılmış çıtamız. 10 çıtaya kadar temel petek verilmemesi faydalıdır arkadaşlar. Amelimizde yoksa muhakkak vereceğiz. Ama verdikten sonra da şerbet takviyesini yapmamız gerekiyor. Çünkü peteği yaparken arımız bal stoğunu tüketecek. Bu da bizim için risk uyandıracak. Bu özürlü peteğimiz. Onu değiştirmedik. Bilerek değiştirmedik. Çünkü yanlış anlaşılmasın diye. Bu duruyor. Bunu artık kata çıkarken katta değerlendireceğiz. Ondan sonra da ima edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi petek koyma sıramız geldi. Şöyle yapalım şunu. Şu çıtamız da büyük. Bunu 10 çıtaya tamamladığımız zaman artık onlara düzen vereceğiz. Şimdi arkadaşlar peteğimizi nereye vereceğiz? Bu konuda çok yorumlar aldık. Şimdi anarımız zaten burayı doldurmuş. Bu stok çıtamız bizim. Bunu sonra da koyabiliriz. Önüne de koyabiliriz. Yani sonra koysak da olur aslında. Ama bölme tahtasıyla böldüğümden dolayı ve arı sık olduğundan dolayı buradaki yavruların üşüme riski yok. Zaten anarımız buraya sonlar ikiye girdim çıta üzerine. Bugün olmasa da yarın yavrulayacaktır, yumurtlayacaktır. Yumurtladığı için
Aralarımız yavaş yavaş bu tarafa doğru kayacaktır. Zaten şu anda hiçbir boşluk yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani buradaki arıların üşüme riski yok. Eğer az olsaydı üşüme riskinden dolayı bunun bu tarafına girmem gerekiyordu. Bu şekilde değerlendirdim. Sizler de yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkında. Şuradaki bölme tahtası biraz küçük, onu büyütmek istiyorum. Evet, bölme tahtamızı bu dar kısa olduğundan dolayı bunu değiştirmek istiyorum. Biraz dar arkadaşlar bunu. Çünkü burayı tam olarak kapatmıyor. Bu şekilde sağlam bölme tahtamızı koyduk. Kekimizi de bırakıyoruz. Zaten kek de az kalmış. Artık bizim burada erikler çiçek açtı. Çiçeklerini yavaş yavaş dökmeye başladılar. Kayısılar da yeni domurcuk halinde. Onlar da birkaç güne çiçek açacak ama önümüzdeki hafta soğuk geçecek ve yağmurlu geçecek. Bakalım arılarımızın durumu nasıl olacak. Şerbetliyip bunu tekrar belirtmek istiyorum. Normalde azar azar vermek lazım. Ama işte ben haftada bir kere gelebildiğimden dolayı doldurmak zorunda kalıyorum. Bu şekilde yeterli geliyor şu anda. Görüldüğü gibi stoklar da var. Artık arımızı kapatabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Hep beraber zayıf kovanımızın durumunu inceledik ve kabartılmış petek ilavesi yaptık. Kabartılmış peteğimizi sondan bir önceki çıta arasına girdim. Oradaki girmemdeki amaç en son çıtamızda kapalı yavru sayısı fazla olduğundan dolayı hemen hemen hepsi kapalı yavruydu. O yüzden üşüme riski az. Eğer açık larva veya da günlük yumurtalı olsaydı en sona girmem daha faydalı olacaktı. Bir de ayrıca koloni sayısı epey yüksek olduğundan dolayı üşüme olasılığı yok. Güzelce hem bölme tahtasıyla bölerek ve çuvalımızı da Z şeklinde kapatarak kovanımızın ısısını koruduğumuza inanıyorum. Bu şekilde kovanımızı kapattık. Her türlü yorumlarınızı arkadaşlar muhakkak bekliyorum. Çünkü aceleyle çektiğimizden dolayı bazı konuları unutabiliyoruz. Eksik bırakabiliyoruz. Veyahut da sizin aklınıza gelen konular olabilirse altına yorum yaparsanız bizi izleyen, yeni bu işe yeni başlayıp gönül veren arkadaşlara faydası olacağına inanıyorum ve faydası da oluyordur. Çünkü zamanında biz de aynı şekilde alttaki yorumları değerlendirerek işlemler uyguluyorduk. Bir de ayrıca her türlü soruya, öneriye, görüşe açığız. Çünkü benim gibi beni takip eden arıcı arkadaşlarımız da çok faydalı yorumlar yapıyor. Olumlu veya olumsuz şekilde yorumlar alıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Olumsuz yorumlara da açığız. Farkındaysanız tüm olumsuz yorumları, hatta hakaret içeren yorumları dahi silmiyorum. Çünkü oradan belki çıkarmamız gereken bir ders olabilir. O yüzden tüm yorumları açacağız arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.